Çok şükür geçiniyoruz. Hiç bu devirde hiç kimse aç değil. En fakirin gidin sofrasına bakın. Gerçekten devlet dört dörtlük bakıyor. Kesinlikle herkesin bir yalanı oyunu. Vallahi tamamen bittik. Başka bir şey demeye gerek yok. 50 yaşındayım. Türkiye'de hiç iyi gün görmedim. 2022 yılının gelmesiyle birlikte zamlar faturalara ve reyonlara yansımaya başladı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına zamlarla ilgili ne düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Vallahi zamlar bizi tabii ki bütün herkesi etkiliyor bütçesini. Ama kesinlikle bu zamlarda da biz hani göz ardı etmiyoruz. Kesinlikle hani devletimizin yanındayız her zaman. Bu bir oyun. Ekonomiyle mesela uğraştılar, yükselttiler. Dolar yükseliyordu. Bütün ihracat, tekstil, her şeyi yükselttiler. Bak marketler zinciri öyle. Şu an dolar düştü. Tekrar niye hani düşürmüyorlar fiyatları? Bunu ne ortalığı karıştırmak? Bir kaos yani. Ülkeyi karıştırmak. Ama kesinlikle ben şu an zaten protesto ediyorum. Alışveriş yapmıyorum. Hiç kimse acından ölmez. Evindekini yesin yeter diyorum ben. Çok şükür geçiniyoruz. Hiç bu devirde hiç kimse aç değil. En fakirin gidin sofrasına bakın. Gerçekten devlet dört dörtlük bakıyor. Kesinlikle herkesin bir yalanı oyunu. Ben buna gelmiyorum yani. Buna inanmıyorum. En fakirin sofrasına otur garibanın. Yemin ederim zenginden iyi yiyor. Zenginden iyi geçiniyor. Herkesin elinde dört dörtlük iPhone 12 telefon. Kim hani kim fakir? Hadi göstersin. AVM'lere giriyorum ben. Herkes yemin ederim kuyruktan ben sıra bulamıyorum yani. Milletin parası yok. Nerede parası yok? Yani malum kur endeksiyle beraber gelen bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz zaten. Şu durumda asgari ücrete gelen zamların eridiğine daha çok şahit olduk. Umarım bir an önce toparlanır. Zamları geriye mi çekerler bilemiyorum ama da çok zor bir Türkiye için şartlarında çok zor bir şey ama insanların çok zorlanacağını düşünüyorum. Özellikle konut sektöründe oturan dal gelirli insanlar açısından ve iş yerlerine gelen %25 ve 50 arasındaki zam da yakın bir zamanda, önümüzdeki hafta içerisinde direkt fiyatlara yansıyacaktır diye düşünüyorum. Dövizdeki dalgalanmalar ve bu zamlar sizi nasıl etkiliyor? Yani çok ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Asgari ücretle çalışmamama rağmen çok zorlandığımız bir gerçek. O yüzden yani Allah yardımcı olsun, bir dini inancımız dolayı bağlıyoruz ama çok zor. Yani ileriye dönük projelerimizi hep ötelemek durumunda kalıyoruz. Üniversiteye giden çocuklarımız var. Öğrencilerimiz var. Kara kara düşünmeye başladık. Vallahi tamamen bittik. Başka bir şey demeye gerek yok. Peki geçinebiliyor musun? Allah'ın her gününe şükür diyelim. Yok ama öyle diyelim. Vallahi bu ülke başta bu olduğu sürece daha çok şeyler gelecek. Çok şeyler yaşayacağız. Belki ülkede biz kendimiz emanet yaşayacağız. Biz zamlara alışık olduğumuz için 50-60 yıldır aynı, değişen bir şey yok. Yani bu zamın devamı da gelebilir. Geri alma ihtimali yok. Bu zamların geri alma ihtimali ama tekrardan 15-20 günlük zam gelebilir. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? Zamlar ve işte dövizdeki dalgalanma. Hepimizi etkiliyor. Yani Türkiye'de yaşayan her ferdi etkiler. Yani beni tek değil, her ferdi etkiler. 50 yaşındayım. Türkiye'de hiç iyi gün görmedim. Yani bu dönem değil. Daha önceki dönemleri de hatırlıyorum. Hep aynı. Hem bugünkü zamlar tabii ki elbette ki bugün 100 lira gelen fatura bir dakika 150 gelecek. 300 gelen 450 gelecek. Tabii ki insanları çok sarsar, çok etkiler. Teşekkür ediyorum. Vallahi şimdi 2022 tüm Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun. Geçinmek çok zor. Çalışıyor inan yetiştiremiyor. Cenab-ı Allah hayırlısını versin. Zar zor geçiniyor. Şimdi geçinin tam geçiniyor desek yalan olur. Vallahi ne düşüneyim? Maaşımıza zam verirse ondan iyi kimse yok. Zaten her şey zam üstüne gidiyor. Geçinebiliyor musunuz? Ne geçinecek? Bekarım zaten, hanım da yok.